Ekol TV'den hayırlı akşamlar. Bu akşam Türk halk müziğinin en önemli isimlerinden biri. Edebiyatımızın çınarlarından Yaşar Kemal'in tabiriyle Bozkır'ın tezenesi ve e, Bozdakların Büyük Üstadı. Yine UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi ilan edilen Büyük Üstadı Neşet Ertaş'ı anacağız bu gece. Tabii Profesör Doktor Mehmet Hocam'la birlikte bu haftaki konuğumuz ee, onu çok yakından tanıyan, onu bilen, daha yaşıyorken onun üzerine kitap yazan ve Neşet Ertaş'ın e, bu konuda hayat üzerine yazdığı kitaptan olarak takdirini toplayan e, Büyük Üstad Öner Özcan konuğumuz. Ve yine e, iki değerli sanatçımız var. Ses sanatçısı Yeşim Köksel, e, Neşet Ertaş'ın şarkılarına vakıf ve az önce Gönül ile da Gönlümüzü inşirah etti ve yine Mehdi Genç kardeşimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş birazdan ederim. bu değerli üstadı konuşacağız. Tabii büyükleri üstadlar almak çok zor. Onları konuşmak e, hayli zor olsa gerek. Bundan dolayı birazdan detaylı konuşacağız ama kısa bir veteremiz var. O vetereden sonra e, üstatlarımızda da e, Neşet Ertaş'ı konuşmaya devam edeceğiz. Yıl 1938. Anadolu'nun kalbinde Kırşehir'in Çiçekdağ ilçesinde mütevazı bir evde doğar Neşet Ertaş. Hayata gözlerini açtığı bu topraklar onun müziğine can, türkülerine yön verecektir. Sevgili dinleyiciler, programın bu kısmındaki türkü bu sanatı boşlu olduğum babama ait bir türkü. Baba oğul sevgisinin ötesinde birbirimizi derin bir sevgiyle severek babamla biz. Babası Türk halk müziğinin büyük ustalarından Muharrem Ertaş. Henüz çocukken babasından öğrendiği bağlamayla tanışır ve bu enstrüman hayatının bir parçası olur. Neşet Ertaş bir yandan bozkırın Sertesen rüzgarında büyürken diğer yandan babasının türkülerine kulak verir. Ama inşallah, Başım hala solmaz Anadolu'nun en köklü geleneklerinden biri olan bozlak türünde kısa sürede usta bir isim haline gelir. Bozlak, Anadolu'ya has, acıyı, kederi, aşkı ve hayata dair en derin duyguları anlatan bir tür. Neşet Ertaş'ın türkülerinde yoksulluk, hasret ve haksızlığa karşı isyan dile gelir. Kendi ifadesiyle garip mahlasını kullanarak yazdığı türküler halkın yüreğinde karşılık bulur. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir Neşet Ertaş'ın müziği zamanla köy odalarından büyük şehirlere taşar, radyo ve televizyonlarda yankılanır. O, Anadolu'nun en saf duygularını ve kadim kültürünü temsil eden bir ozandır. Bizi de geldiğiniz yollarda yüzüm var, ayaklarınızın turabı, gönüllerinizin hızmatçısıyım. saygısızlık olmasın ceketimi çıkartabilir miyim Sevazi bir yaşam sürdüren Ertaş, dönemin zorlu koşulları altında hem sanatını icra eder hem de geçim mücadelesi verir. 1970'lerde İstanbul'a gelerek müzik hayatına daha profesyonel bir şekilde devam eder. Ancak hayat ona da ağır sınavlar sunar. Parmaklarındaki hastalık nedeniyle bir süre müzikten uzak kalır. Yıllar süren bu sessizlik dönemi onun için zor olsa da halk onu asla unutmaz. 2000'lerde müziğe geri döndüğünde sevenleri onu büyük bir sevgiyle karşılar. Onun türküleri zamansızdır. Bağlamasıyla gönüllere dokunur, sesiyle geçmişle bugün arasında bir köprü kurar. Türk müziğinin büyük ustası 2012 yılında aramızdan ayrıldı. Ama ardında bir halkın hafızasında ve gönlünde silinmeyecek izler bıraktı. Onun müziği Anadolu'nun sesiydi. Bugün onun türküleriyle Anadolu'nun kadim kültürü ve insanın en derin duyguları yaşamaya devam ediyor. Yalan dünyada, yalan dünyada. Öner Hocam, ee, Neşet Neşe en yakın tanıyan isimlerden birisiniz. Hatta onunla ilgili ilk kitabı telif eden önemli isimlerden birisiniz. Kitabı ona takdim ettiğinizde, yazdığınızda, çünkü 97'de yazmaya başlıyorsunuz, 99'da ona takdim ediyorsunuz. O kitabı ilk eline aldığında nasıl, ne hissetti? Bir de şunu merak ediyorum, size o izni nasıl verdi? Yani bu kitabı telif etme hakkını, hani daha yaşarken böyle bir şey, kalem almanızı. Bir de ek olarak ne zaman tanıştınız? Almanya'da Galiba Almanya'da ilk buluşmanız evet. oldu. Nasıl oldu bu? Bunları da anlatırsanız sevinirim. Buyurun. Ben 97 senesinde Almanya'ya gittim. 98'in Nisan aylarındaydı. Neşet Hocamla ilk buluşmamızı gerçekleştirdik. Evet. tabii buluşmada önce şunu söyleyeyim. Benim için e, o an çok önemliydi. Neşet Hocam'ın telefon numarasını falan tedarik ettim, kendisini arayacağım. Fakat aramaya bir türlü cesaret edemiyorum. Evet. E, bu çok önemli bir anı olduğu için paylaşmak istedim. Evet. E, notlarımı bir tarafa koydum. Soracağım e, soru ya da konuşacaklarımı not ettim. E, ama bir türlü cesaret edemiyorum. Telefonu alıp çevirip konuşmaya. 2-3 fincan kahve içtim. Gidiyorum, sigara yakıyorum. Sakinleşiyorum. Geliyorum. Telefonu kaldırıyorum. Telefon edemiyorum. Geri bırakıyorum. Gidiyorum tekrar. Bu birkaç tur oldu. Ancak sakinleşebildim çünkü Neşe Hoca hepimiz için bizim için çok değer, önemli. Tabii sigara sağlığa zararlı onu da Tabii, <laughs> Sigara sağlığa zararlıdır. Evet. <laughs> Nihayetinde aradım. İlk aradım. Sesini duydum. Buyurun dedi. Ben telefonu geri kapattım. Konuşamadım. Aman Allah. Im. Evet karşımda canlı canlı Neşet Ertaş'tı. Ama bir türlü konuşamadım. Kapattım bir kendime geldim. 3-5 dakika sonra bütün cesaretimi toplayıp artık <laughs> konuştuk. Ee, hocamla konuştuk, randevumuzu yaptık. 98 Nisan'ında kendisini ziyaret ettik. Gittik, görüştük. Daha önce söyledik evet. niyetimizin kendisiyle röportaj olduğu, kitap hakkında bir kitap yazmak, düşüncemin olduğunu. Kapılarını araladı bize. Hane kapısından sonra gönül kapılarını araladı. Oturduk, saatler süren söyleşilerimiz oldu, sohbetlerimiz oldu. E, kitap yazmak istediğinde çok sevindi, çok duygulandı. Çünkü o yıllar e, Neşet Ertaş'ın aranıp sorulmadı, hatta zaman zaman Neşet Ertaş ölmüş haberlerinin çıktığı bir dönemde. Böyle bir dönemde kapısının çalınması, hayatının kitap yapılmak istemesi onu, mutlu onu çok mutlu etti. Yani o anki e, ruh halini, sevincini anlatamam böyle başlayan bir süreç. 98'de kendisiyle görüştük. Birkaç defa görüştük. O birkaç görüşmenin kayıtlarını çözdük. 99'da kitabı kendisine takdim ettim. O kitap... isterseniz gö gösterelim ekranı. Şuydu. <laughs> Şöyle tutarsanız elinizde bir gösterin ekranı da. Evet. Şu kitaptı. İlk kitap. Bu evet. kitabın master haliydi. Hı -hı. kitap baskıya girmeden önce gönderdim. Daha sonra kendim gittim. Şurada kendi, kendi el yazılarıyla. yazılarıyla Her not sayfaya not düşmüş. notları var. E, sözlerinde hı hı. E, kime ait olduğu konusunda müziğin kime ait olduğu konusunda hiçbir eksiğimiz olmasın diye kitabımızı böyle harika. E, 99'da bu kitabı çıkardık. Tabii o zaman ben Almanya'daydım. E, 99 e, 2000'li yıllar Almanya'da da e, Türkiye'de de e, internetin çok geliştiği dönemler değildi. Sosyal medyanın gelişmiş olduğu bir dönem değildi. Şimdi telefonunu alıyorsunuz, bir paylaşım yapıyorsunuz. Beş saniye sonra dünyanın her bir ülkesinde ilgililerine ulaşabiliyor. 99'da biz bu kitabı çıkardık ama yurt dışında olmamız sebebiyle burada gerekli tanıtımı yapılamadı. Daha sonraki yıllarda da başka arkadaşların kitap çalışmaları oldu. Ee, Onun birkaç sene sonra da e, kalan müziğin katkılarıyla, rahmetli Hasan Saltın e, büyük katkı ve desteğiyle burada e, Hasan Salt'ı anmak, anmak lazım. Evet. Çünkü Hasan Saltık hem Türk müziği bakımından hem Neşet Ertaş, bütün Bakın, Türklerin çok, toplaması, bütün plakların bir araya getirmesi. Çok öne, bir öne, önemli zorluk. bir isim. Anadolu'nun kayıp şarkıları. Evet. muhteşem bir çalışmaydı. Daha sonra da e, bu kitabımız e, Simurg yayınlarından çıktı. Evet. Şunu söyleyebilirim. E, benden sonra e, aşağı yukarı bir 10 12 tane kitap daha yazıldı. E, emek veren tüm arkadaşlara e, hem Neşet Hocam adına hem ailesi adına... Ve Neşet Ertaş sevenler adına her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fakat şöyle Mehmet Hocam, ee, Öner hocanın kitabında gördüm, yani hepsini inceledim kitapların birçoğunu. Ee, Öner hocam kitabında şunu gördüm. Yani kitabı okuduğunuzda Neşet Ertaş'ın ruhunu orada hissedebiliyorsunuz kitapta. Böyle bir şey. Bunun da sebebi acaba su olabilir mi? Siz de Bozkır'ın e, böyle hem kelamı e, hem kalemi orada pişmiş bir yazarsınız. Aynı zamanda hemşerisisiniz. Galiba o toprakların o ruhu, o abdallık ruhu sizde de var. Siz bunu çok iyi onunla birlikte meclis ederek e, neşretmişsiniz. Hatta bu kitabı direkt ona e, atfediyorsunuz. Yani bu Neşet Ertaş'ın evet. bizzat kendisini yazdı. Ben sadece kalemi aldım. Evet. Çünkü her sayfasına siz yazdıktan sonra... Dipnotları var. Şunu Hı. şöyle düzeltelim. Her bir Şunu sayfasında notları var. Çok ilginç yani. Kendi el yazısı bir de onlar da ayrı. Bunlar ayrı bir müze. Eğer ileride kurulursa o kısa hafıza edilmesi, korunması evet. gereken şeyler. Bir de size özel verdiği notlar var değil mi? Evet. Şiirler evet, var evet, mesela. Tabii. Onları da eki olarak. Var mı onlarda mesela? Var onları var. Şöyle Ne diyeyim ben. Hocam kendi el yazısıyla Neşet Ertaş'ın hmm. yazdığı. Mehmet Hocam şöyle evet. takdim edeyim size. Eyvallah. Onlar evet. Rahmetli. ekrana tutabilir miyiz onlardan bazılarını? Rahmetlinin kendi el yazılarıyla evet. yazıp verdiği türküleri, türkü sözleri. Bunlar çok mukaddes şeyler ya. Evet. Tabii, e, birçok e, özel eşyamız var. E, hepsini yanımızda getirmek, takdim etmek e, mümkün olmadı. Şimdi Turan hocam. Evet, çıtır, buyurun. Benim <laughs> şöyle bir söylediğim şey var. Şimdi Neşet Ertaş e, Türk toplumunun aynası, Gidim. gönül tahtının e, en yüce yerinde e, misafiri. Fakat bizim için çok farklı. Ben Kırşehirliyim. Evet. Aynı toprakların insanıyım. Evet. Aynı havayı aldım, Nefis. verdim. E, aynı yemekleri yedim. Evet. Aynı cümleleri duyarak büyüdük. Evet. Hatta şey derim. E, Anadolu insanının Ezandan sonra kulağına okunan, ezandan sonra ikinci duyduğu ses Neşet Ertaş'tır. Evet. Şimdi bizim orada çocuklara tutun, söyleyin. Hadi bir oyun havası söyle deseniz Neşet Ertaş'tan söyler. <laughs> Tabii. Evet. Hadi bir uzun hava, bozlak söyle deseniz Neşet Ertaş'tan söyler. Doğru. Hadi bir ağıt yak deseniz onu da Neşet Ertaş'tan söylerler. Onun Çok için e, dediğim gibi kulağımıza ezandan kulağımızın ezandan evet. sonra duyduğu ikinci sestir Neşet Eyvallah. Ertaş. Daha devam edeceğiz. Çok sorularımız olacak size i̇yi tabii. Ya. Mehmet Hocam siz de Neşet Ertaş'ı tanıyan birisiniz. <laughs> evet. Onunla yakından görüştüğünüzü de biliyorum. Evet. evet. Hatta bir özeliniz daha var. Neşet Ertaş'ın bütün türkülerini ve bozdaklarını, bozdaklarını ezbersiniz. Evet. Ee, bunu iyi de söylüyorsunuz. Şu onu söylerim. Yani. Ee, biliyorum bunu. Neşet Ertaş'ın e, türkülerine ve bozdaklarına baktığınızda çünkü siz Yunus'u da Mevlana'yı da Hacı Bektaş Veli'yi de iyi bilen, e, bütün esrini hatta ezbersiniz de. Yunus'un şiirlerini, Mevlana'nın bütün divanını hatta. Kıyasladığınızda e, Neşet Ertaş'ın e, türkülerinde, şiirlerinde o ruhu hissediyor musunuz? Yani Mevlana'nın bazen, bazen Yunus'un ruhu, bazen Hacı Bektaş Veli'nin o ruhu sirayet etmiş bütün türküleri. Ne dersiniz? Şimdi biliyorsun yine Neşet Ertaş'ı konuşmak kolay bir şey değil. Kesinlikle. Yunus'u da konuşmak kolay değil. Doğru. E, şimdi bu insanlar... Bir insanların özelliği bu, bu hocam. Bu insanlar, bu insanda hani Nietzsche'nin güzel bir sözü vardır. Der ki, kanla yazan okunmak değil, ezberlenmek ister. Çünkü adamın evet. ciğerinden kan akıyor. Onlar Doğru. ciğerini kanatarak söylemiştir. Doğru. Şimdi böyle olunca, şimdi Neşet Ertaş'ın Bakın Neşet Ertaş'ın ayrılmaz bir parçası hüzündür. Evet. Yani öyle bir hüzün ki hani hüzün en çok şairlere en çok hüzün yakışır. Evet. Ee, ve hüz... bakın Neşet Ertaş'ın hocam da şey Yeşim, der ya, Yeş... Ahmet Aşim'in Melali Anlamayan nesle aşina, değiliz. değiliz. evet. Bak Yeşim Hocam da çok e, Mehdi bir kardeşim de hele hele hocam çok iyi bilirler ki Neşet Ertaş'ın oyun havaları bile hüzünlüdür. Kesinlikle. Yani hadi kalk oynayalım. efendim ben söyleyeyim. Ama Anadolu'daki türkülerin kayrıksı. Yok, yok. yok. öyle değil. Mesela bir şey var mesela bir laf olsun diye söylenmiş. O kadar çok türkü var. Hele hele bu son zamanlarda evet. yöre ismi söylemeyeyim. Kimsenin evet. zoruna gitmesin. Şimdi Neşet Ertaş bir şeyin devamıdır. Bir geleneğin devamıdır. Neyi? O ne geleneğidir? Bektaşi geleneği tasavvuf geleneği, evet. Anadolu'nun irfan geleneği, evet. Hacı Bektaş'tan Yunus'a o aktarılan Yunus'tan günümüze kadar gelmiş olan bir geleneğin devamıdır. Yani hiç kimse sabahtan akşama bir gelenek sahibi olamaz. Doğru. Şimdi biliyorsunuz an, an ne demek? Ondan ona geç geçen demek. Bakın. An an, dan dan yani. Şimdi Neşet Ertaş'ın mesela bir şeyi var, bir türküsü var. Gizli. Hani o hanımefendi çok da güzel seslendirdiler. Gel gizli gizli. Gizlilik en güzel şeydir. Çünkü mahrem yoksa aşk yoktur. Evet. Aşk mahremiyet ister. Doğru. Mesela Neşet Ertaş'tan yüzyıllar önce e, Emrah demiş ki, birin bile binin bilmez, bu dünya kimseye kalmaz, yar adını demek olmaz, düşer dillere dillere. Söylenmez bu. Şimdi mesela yıllar sonra Neşet Ertaş ne diyor? Korkarım adını demem ellere, düşersin dillere, diller incidir. Evet. Düşersin dillere, diller incidir. Mesela diyor ki, istemem esmesin, yerler incidir. Bu yani sevgilisine diyor ki, rüzgar senin yüzünü incitir diyor. Evet. Değmesin eline güller incitir. Şimdi böyle bir şey. Öte tarafta mesela Neşet Ertaş'ın Mevlana'yla ilişkisini evet. e, şimdi mesela Mevlana de, diyor ki sanmayın ki kadın sadece yardır, sadece canandır. Madem ki seni doğurdu, bir çeşit yaratandır. Evet. Yani burada elbette ki yaratma Allah'a mahsus konusundan evet. söylemiyoruz. Fakat ben, ben yıllar sonra Neşet Ertaş ne diyecektir? İki büyük nimetim var. Biri anam, biri yarim. Evet. İkisine minnetim, ikisinden hürmetim var. Biri anam, biri yarim. Birisi var etti beni, birisi yar etti beni. Şimdi var eden ana ile yani. yar eden sevgili arasında bir şey yani ne bileyim inanılmaz bir uyum var. Kesinlikle. Bu keza şimdi Tanpınar'ın meşhur sözü var ya bizim asıl romanımız türkülerimizdir diye. Evet. Ve gerçekten bizim türkülerimizde Özay Gönlüm Rahmeti demişti ki türküler bu ülkenin tapusudur. Evet. Herkesin söylediği türküler. Evet. Ve bu türkülerin de şeyin e, yani burun kıvıracak çok burun kıvrılacak çok entel dantel adam da çıkar. Bu da ne diye diyecektir ama şimdi e, Cevher'in kadrini Cevher Fruşan olmayan bilmez. Evet. Şey ne olacak? Cevher satacaksınız ki Cevher'in kıymetini bilirsiniz. Ya da ondan sarraf olacaksınız anlıyor musun? Mesela Neşet Ertaş'ın e, söylediği bir türkü. Türkünün son şeyi. Evet. E, garibim can yakıp gönül kırmadım. Senden ayrı ben bir mekan kurmadım. Daha bir gönüle ikrar vermedim. Evet. Evvelim sen oldun, ahirim sensin, batınım sen oldun, zahirim sensin. Şimdi bakın, batın, zahir, tamam evet. mı? Bu tasavvufun Tasavvuf en değil. önemli konularından bir tanesi. Hele bir tane ikrar. Doğru. Şimdi ikrar nedir? Mesela Pir Sultan der ki, Hızır Paşa'yı eleştirirken, Ben Musa'yım, sen Firavun, ikrarsız şeytan-ı la'in. Kaçıncı ölmen bu hain? Pir Sultan ölür dirilir. Çünkü ikrar veren, Doğru. ikrar nedir? İkrar ruhlar aleminde insanın Allah'a ve ruhların birbirine verdiği sözlerdir. Evet. Şöyle inanılır bizim kültürümüzde. Aşk dediğiniz şey, ruhlar meclisinde tanışan ruhların birbirlerini yeryüzünde arama, arama macerasıdır. Evet. Ve ne diyor? Evvelim sen oldun, ahirim sensin. Batınım sen oldun, zahirim sensin. Şimdi hani bu ne nasıl bir şeydir? Bu şeydir. Aynayı tuttum yüzüme Ali göründü gözüme gibi bir şeydir bu yani. Ben sana aynaya bakıyorum, seni görüyorum. Harika. Çok. Yani güzel. hocam birazdan kavramlara gireceğiz. Evet. Neşet Ertaş'ın evet. daha güzel konuşuruz detaylar. Çok evet. güzel anlattınız. Ee, Neşet Ertaş'ın o gelenekten nasıl beslendiğini. Tabii nasıl... ben bugün hocamı dinlemek istediğim için çok da lafa girmek istemiyorum. Yok hocam, ben, hocam da... e, e, güzel gittiniz. İsterseniz tekrar hocam. Neşe Neşet Ertaş'tan bir Türk dinleyelim. Türk'ü dinleyelim. Türk dinleyelim. Evet ne var sırada Yeşim Şimdi ben de aslen Kırşehir'liyim. Kırşehir'liyim deyince e, hemşerimi görünce de biz de böyle İstanbul'da çok az Tabii. bir nüfusa sahibiz Kırşehir'li evet. olarak. Hele bir de ben Kırşehir Mucurlu'yum. Kendi memleketimi dövmeden de edemem. Derler ki Kırşehir'de Mucurlu'ysan geç baş köşeye derler. <gülüyor> 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 ben direkt baş köşeye geçmiş <laughs> gibi oldum. Ee, Neşet Ertaş'ın yine çok sevilen türkülerinden birisini söyleyeceğim. Ee, bir aylık bir yoksulluğun da aslında bir manası var. Ee, biliyorsunuz ki sözleri Karacaoğlan'a aittir. Ee, Karacaoğlan'a ait olan türkü yokluktan da yetiştikleri için yokun da hiç var olmaması sebebiyle bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm demez de Neşet Ertaş. Bir ayrılık, bir yoksuzluk bir ölüm derler. Bu derin felsefeyi anlayabilene... Aşk olsun. Aşk olsun Aşk, efendim. Tabii. Aşk ile diyelim o zaman. Evet. Seher vakti çaldım yarın kapısını. Aslanım eller eller diyelim bakalım. Hayatına girmeden önce yani Kırşehit'i o doğuşu babasıyla ilgili bir şeyi sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de her kesimin sevgisini ve saygısını kazanmış bir sanatçımız. Herkesin yüreğinden tutuyor. Ama her türküsü her bozda mutlaka insanın ruhunun bir yerine böyle nakşediliyor bunu hangi değerlerden harekette de, e, ortaya koydu? Bir de onun abdallık geleğinden, işte aşıklık geleğinde etkisi olabilir. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bir de mütevazı, çünkü ben şöyle, şimdi kendi yaşantısına baktığın insanlarla olan diyaloğu, ya aşırı müteva mütevazı birisi. Hı, hı Aynı zamanda türküleri, bozakları ruhlara dokunan bir özelliği var. Hangisi? Sizce o yaşantısı mı, o insani duruşu mu, insanlar karşısında o saygısı, insanlara duyduğu o sevgi mi? Yoksa türkülerindeki o şey miydi? Yoksa ikisi birlikte mi? Hepsinin birleşimi. Evet. Şimdi e, Neşet Ertaş, Abdallık geleneği mensubu. Evet. Bektaş kültürünü bünyesinde evet. taşıyan biri. E, Orta Anadolu, Bozkır. Neyin bozkırı? Her şeyin bozkırı. Evet. Yeşilin bozkırı, mavi'nin bozkırı, varlığın bozkırı, ee, yokluk, evet. yoksulluk, yok. İnsan var olanla beslenir değil mi? Neyler beslenir? Var olanla beslenir. Orta Anadolu'da beslenme kaynağı yokluk, yoksulluk, gariplik. Bunu da iliklerinde hisseden yaşayan en iyi kesim bizim abdallarımız. Evet. Şimdi e, Neşet Hocam'ın kitap e, hakkında e, gerek kitap yazan, gerek belgesel yapan diğer arkadaşlarla benim aramdaki fark şu. E, biz aynı köylüyüz. Evet. Biz aynı köylüyüz. Evin yaşlısından yeni doğmuşuna kadar e, birbirimizi tanırız. Evet. Okulumuz aynı, Camimiz aynı, Ama sağlık şöyle, aynı. beni arada tahsiye etmiştiniz. Ee, Kırtıllar Köyü değil, mahallesi orası. Evet. Bir ondan da bahsetseniz. Çünkü ben e, kitaplarda genelde Kırtıllar Köyü diye geçiyor. E, fakat orası mahalle olduğunu evet. söylediniz. Siz. O zaman bir yanlışı düzeltelim. Evet, onu tamam. da düzeltirseniz sevinirim. Tabii ki. Buyurun. Şimdi e, az evvel dediğim gibi e, gerek kitap yazan, gerek belgesel yaz, yaz evet. yapan arkadaşlar e, konuştuklar zaman ee, işte Neşet Ertaş Kırşehir'in Kırtıllar evet, Köyü'ne ya da Kırşehir'in e, Çiçekdağ ilçesine bağlı Kırtıllar Köyü'ne diyorlar. Evet. Kırtıllar e, mahallemiz. Evet. Ee, Nerin mahallesi? Kelis Mayluşağı Köyü'nün evet. mahallesidir. Arası bir kilometredir. Kelis Mayluşağı Köyü'ne bağlı bir evet. e, mahalledir. E, birinci e, olarak bunu evet. düzeltelim. İkincisi e, bu kitap yazan arkadaşlar, belgesel yapan arkadaşlar İstanbul'un dışına çıkmamışlar, evet. Kırşehir'i görmemişler, Yozgat'ı görmemişler, Nevşehir'i, Nide'yi, Aksaray'ı görmemişler. Yani bozkır'ın bir havasını teneffüs etmek lazım. Aynen, buraları Yemek görmemişler, Keskin'i görmemişler, Keskin görmemişler. Evet. Abdallar'ı tanımıyorlar, evet. oturmamışlar, kalkmamışlar, yememişler, içmemişler, hemhal olmamışlar ama televizyonlarda Neşet Ertaş'ı çok iyi tanıyan insanlar olarak konuşuyorlar. Fakat eksik ve yanlışlarla konuşuyorlar. Evet. Ee, i̇nşallah bundan sonra düzeltirler. Düzel. Temenni ediyoruz biz de. Buyurun. Şimdi Neşet Ertaş'ın en büyük beslenme kaynağı biri abdallık geleneği. Evet. İkincisi de yokluk, yoksulluk. Çocukluğundan itibaren yokluğun içinde doğmuş. Hep bir ekmek mücadelesinin içinde olmuş. Hocası, babası, öğretmeni, yetiştireni, her şeyi rahmetle andığımız Muharrem Ertaş olmuştur. Alçak de gönülü, Babası. Tabii ki. Evet. Hatta babasının şöyle bir sözü var. Mesleğimiz saz çalmak, meşrebimiz abdallıktır diyor. Evet. Evet. Şimdi kendisi de bunu hep ifade eder. Evet. Babam da aynı ruhun insanıyız. Babam öğretmenim. Evet. Saz çalmayı da okumayı da babamdan öğrendimdir. Evet. Ee, yokluktan yoksulluktan okula gidememiştir. Evet. Annesini erken yaşta kaybetmiş olması, babasının ikinci bir evlilik için yollara düşmesi, evet. köy köy gezmeleri, gezdiği köylerde yörelerde asıl gezmenin maksadının ee, sanat icra ederken ekmek kazanmak, karın doyurmak e, olmuştur hep. Şimdi e, böyle yetişmiş. Evet. Bir yanda abdalık geleneği, bir yanda bektaşi geleneği, bir yanda yoksulluk pişirmiş. Evet. Ee, Neşet o Neşet Hocanın en büyük özelliği, türküler dediniz ya evet. insanların gönlünde taht bulmasının sebebi Neşet Ertaş bu ülkenin ortak paydası. Evet. Neşet Ertaş bu ülkenin ortak dili. Neşet Ertaş'ın türküleri e, ne yaşadıysa Anadolu insanlarında neyi gözlemledi, neyi sindirdiyse onu hem kendi adına hem Anadolu <laughs> insan adına dile getirmiş olmasıdır. Yani bugün bakıyorsun e, ülke yöneten siyasetçilerimizden, bilim adamlarımıza, sanatçılarımıza, köy, köylümüze, fabrikadaki işçiye herkesin bir şekilde gönlüne dokunmuş insandır. Evet. Niye? Çünkü herkesin yolu aşktan geçer. Evet. Yolu aşktan geçen insan aşkın kapısını çalan insan neyle çalar? Neşet Ertaş'ın türküleriyle çalar. Evet. Neşet Ertaş'ın türküleriyle çalınan gönül kapılarında gönül dili ne olur? Neşet Ertaş'ın türküleri, sözleri olur. Yani Anadolu insanın ruhunu Taşıyan bir insandı ve kullandığı kelimeler, kurduğu cümleler, dizeler hep sadedir. Süslü değildir. Açık seçik, herkesin anlayabileceği ve derdini anlatacağı kelimelerdir. Ama mecaz yüklü. Mecaz yüklü. Mecaz yüklü ve hep, ciddi manalar içeri. derin mecaz Yani oturup her türküsünü bence şerh etmek lazım. Tıpkı Yunus'un e, şiirleri de öyle mesela. Okursunuz çok basittir, sadedir. Ama her cümlesi bir deryadır. Şerhet bitmez. Şerhet Hocam mesela şu anda Yunus'u şerh ediyor. Yani e, bir şiirini ciltler dolusu oturup şerh ediyor hocam şu anda. Neşet Ertaş'ın da ben Türkülen'de gördüğüm şey o. Her cümlede, her şeyde bunu görebiliyorsunuz. Yani. Mesela şöyle şunu söyleyelim. Ee, Neşet Ertaş hmm. neyin e, temsilcisi dersek aşkın temsilcisidir. Evet sevginin temsilcisidir. Kesinlikle. gönülün temsilcisidir. Muhabbetin, muhabbetin temsilcisidir. Evet. Gurbetin, gurbetin temsilcisidir. Kesinlikle. Tasavvufun temsilcisidir. Kesinlikle. İnsanın, insanın temsilcisi. Temsilci. İnsan, i̇nsan haklarının i̇nsan, temsilcisidir. Kesinlikle. Ee, okuyup dinlediğimizde türkülerinde insanın yolculuğunun anlatır. Evet. İnsanın e, tasavvufi yapısını anlatır. İnsanla eee Tanrı arasındaki bağı anlatır. Kesinlikle. İnsanın ee, insanın tabiatla, doğayla, tabi, 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 kendisiyle tabi, 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 barışık olmasını gibi, anlatan. Her türküsü şerh evet. edilecek şekilde. Evet. Hocam çok güzel bir konuya değindi. Ee, şimdi isterseniz biraz da bunu anlatalım. Şimdi insan gönül kavramı en çok üzerinde durduğu konularda bir tanesi insan konusu. Mesela bir örnek vereyim. Sakın ola ha insanoğlu incitme, canı incitme. Her can bir kalp halka ba hakka bağlı incitme canı incitme. Yine başka bir yerde dinle sana bir sözüm var. Kimseyi hor görme kardeş. Kim nasıldır Allah bilir. Kötülüp yerme kardeş. Ki bugünlerde bu çağımızın belki en büyük sorunlardan bir tanesi insanların birbirini yermesi, aleyhine konuşması, gıybetin böyle ayyuka çıktı bir çağdayız. Halbuki bu türkülerin, şiddetin, kavgaların bunlara dikkat edilmesi gerektiğini, şiirler, aslında tasavvufunda zaten ahlakın edepin gereği de bu. Hı hı. Fakat bugün gıybetin zirve yaptığı bir asırdayız ve burada <laughs> e, diyor ki kim nasıldır Allah bilir diyor. Kötülüğü kötülüğü yerme kardeş diyor. Yine bir yerde garbim e, garibim engin ol uyuma cahile. Şeytanın kazancı nafile hile. Sana attakarlar üzül üzülme bile. Ki insanların birbirine at attaktı. Hocam bütün bunlara baktığınızda İnsan vurgusu çok ağır. Eee Neşet Ertaş'ın Ne dersiniz bu konuda. Şimdi Neşet Ertaş'ı hadi hocam çok yakından tanımış ama ben de bir yani biraz değil fazlaca okudum Neşet Ertaş türkülerini falan. Evet. Ee, hocamı doğrulamadığını doğrulama adına haşayana şey etme adına değil de şöyle. Şimdi Neşet Ertaş'ın bir kere e, vurgularının başında gelen şey ruhtur. Evet. Ruh insanın ölümsüzlüğü insan ölmez. Doğru. Ee, ondan sonra insan ölmez derken ruhu ölmez. Mesela Neşet Ertaş dediğiniz adam Yunus'tan süzülüp gelen o içsel söyleyişi, o deruniliği babasından aldığı af afşar bozlağının şeyiyle, etkisiyle o yörelerde söylenen şekliyle Dadaloğlu'nun asiliğini ve öfkesini Karaca olanın uçarılığını, Efendimiz Bozkır'ın yoksulluğunu, Almanya'nın gurbetini çekmiş evet. bir adamdır. Bunların toplamıdır Neşet Ertaş. Yani düşünün ki mesela Yaşar Kemal Merhum'un Anadolu Türkilerini ne kadar çok sevdiğini, hatta işte Kürtlerin dengbej geleneğinden tutun da, işte evet. işte Mapushana ne kadar Mapus'un içinde üç ağacı. Mesela Neşet Ertaş'ın şey hocam dedi ya söyleyişleri çok şeydir anlaşılırdır evet öyledir evet. ama muhteşem de imgeler var mesela çok doğru. mesela şu kolay söylenecek bir şey değil burada mesela bir hanımefendi şair arkadaşımız var ben kendisine gönderme yapayım e, hocamın talebesi e, o şey diyor ki hanelere güneş doğmuyor şimdi bir dönem bir şeyden trafik cihazından hala içeri giriyor sananlınca. Mahpus hanelere güneş doğmuyor. Bakın ikinci mısraya gelin. Ne kadar büyük bir usta oldu olduğunu anlarsınız. Geçiyor ömrümüz sabah olmuyor. Aman Allah. Bakın bu çok değişik bir söyleyiştir. Mahpus hanelere güneş doğmuyor. Geçiyor ömrümüz sabah olmuyor. Bakın ömrümüz geçiyor aslında ama sabaha şeyde yani özgürlük ortamında Doğru. Ee, nasıl geçti bu bir. İkincisi de şu mesela Neşet Ertaş dedim ya şimdi ee, Çetin Altan'ın güzel bir sözü vardır. Hep hep söylediğim bir sözü vardır. Çetin Altan der ki ekmek aslanın midesinde ama der ki suç aslanın değil fırını ormanda kuranın. Yani bir el almış emeğini, yel almış sel almış, bozkır. İşte evet. Serdar'ın meşhur şiirinde olduğu gibi nesini söyleyeyim benim efendim, gayri düzen tutmaz telimiz bizim. Padişah sikkesi aman vermiyor. Kefensiz gidecek ölümümüz bizim. Şimdi kefen parası bulamayan bir Anadolu coğrafyasının çocuğu bu. Neşet Ertaş'tan büyük alamaz ve şöyle diyor. Yunus diyor ki, Yunus diyor ki ölümden ne korkarsın? Korkma ebedi varsın. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Bakın şimdi Neşet Ertaş bunu nasıl söylemiş? İnsan ölür ama o ruhu ölmez. İnsan ölür ama o ruhu ölmez yani ruhu ölmez. Bunca mahlukatın hiçbiri gülmez. Evet. Cehennem azabı zordur çekilmez. Azap çeken hayvanları gördün mü? Şimdi bakın şimdi buradan ben Nietzsche'ye gideceğim diyeceksiniz ki ne alakası var? Gerçekten alakası var. Tabii Nietzsche de onu tanımıyor. O da Nietzsche'yi tanımıyor. Evet. Eyvallah ama insan diyoruz ya. Evet. İnsan diyoruz ya Nietzsche diyor ki Canlı türleri arasında en fazla acı çeken tür insan oğlu olduğu için insan oğlu gülmeyi icat etmiştir. Yani siz mesela insandan başka gülen bir canlı gördünüz mü? Bir sırtlan var, o da gülmez, sırıtır. Ayrı şeylerdir bunlar. Kimi mesela Ahmet Haşim'e Ahmet Haşim yapan şey nedir? Evet. Efendim annesine duyduğu özlem, yetimlik, tamam mı? Neşe evet. Ertaş'ın şiirlerinde de öyledir. Diyor ki Bakın bu, bu, da kolay söylenecek bir söz değil. Çok basit ki geliyor ki ana haktır sen bu sırrı erdin mi? Ana haktır. Muhteşem. Ana haktır sen bu sırrı erdin mi? Evet. Ve burada keza o insan vurgusunun içerisinde evet. ikrar vermek, sözünde durmak. Mesela bir insan hakkı. Evet. Rızasız bahçenin gülü derilmez. Evet. Bakın bu bir rıza makamıdır. Güzel aşık cevrimizi çekemesin demedin mi? Bu bir rıza lokmasıdır. Yiyemesin demedimin 100 yıllar sonra belki daha güzel söylenmiş hali. Yani. Dost elinden gel olmazsa varılmaz. Rızasız bahçenin gülü derilmez. Yani kalpten kalbe bir yol var, görülmez. Gönülden gönüle gider yol gizli gizli. Yani. Şimdi bu bu söyleyiş, bu söyleyiş yani bazılarının burun kıvırdığı gibi işte kafiye koşuyor da öyle değil. Kafiye koşturabiliyorsan sen de koştur. Kafiye koşmuyor. İnanılmaz bir şekilde efendim ben söyleyeyim şey yapıyor. Mesela az önce hanımefendi kardeşimiz şey okudu. Neşet Ertaş sadece kendi söylediklerinde usta değil. Bir başka şiiri alıp bestelemekte de ustadır. Mesela az önce okuduğunuz <laughs> Seher Vakti Çaldım Yarın Kapıs'ın türküsü A.G.H.'nindir. agehin'in oradaki söylenen şey şudur. Bakın bunu insanlar günümüzde de gerçekten kendi nazarı dikkate alıp bakmalılar Turan. Evet. Ne diyor biliyor musun? Şimdi orada sürmeli kelimesi hı hı. her yerde ayrı bir anlama gelir. Cinas yapar onunla şair. Nasıl bir cinas yapar? Seher Vakti Çaldım Yarın Kapıs'ın çıka geldi bir gözleri sürmeli. Burada gözüne sürme çekmiş birisi. Boş bulmadım otağını yapısı. Gördüm yarın kapıları sürmeli yani kapı kilitli. Evet. Kilitli yani sürme sürmeli evet. Hani kilit vardır ya. Boş bulmadım otağını yapısın. Çıka geldi bir gözleri sürmeli. Bu sefer gözleri sürmeli biri geldi diyor. Şimdi buradan devam ediyor. Çaldırdım kapıyı girdim içeri. Aklımı başımdan aldı o peri. Dedim sende buldum halis Cevher'i. dedi yok yok bir mihenge sürmedi. Şimdi mesela aa, mürşit ile mürşit ile yolcu arasında hakikat yolcusu yola çıktığı zaman hemen işte günümüzde olduğu gibi ne idiği belirsiz bir adama kapılmamalı. Efendim ben hakikati sende buldum deyip efendime söyleyeyim Yunus Emre diyor ki bazen güneşler mumların etrafında döner. Günümüzde de böyledir. Evet. Bu Birçok insan kendini mürşit diye ortaya çıkar. Onların mürşitliği de sahtedir. O yüzden ne diyor? Gerçek mürşit şeyine diyor ki kendisine müntesip olana, kendisine uyana peşinde gitmeye aday olana diyor ki ona yolcu diyor ki dedim sende buldum Halis Cevheri. Yok yok yok. Bir mihenge sürmeli. Beni bir, bir, test et. Bak bakayım bende gerçekten o bahsettiğin şeyler, özellikler var, var mı? Ben evet ben sen ben senin yolculuğunda hakikat yolculuğunda sana rehber edecek adam mıyım, evet. değil mi? Evet. Mesela yine son şeyde 3. bir üçüncü kıtanın sonunda da diyor ki e, diyor ki e, beklemeli o sultanın eşiğin, günde yüz bin kere yüzler sürmeli. Burada da sürmek gerek sürmek gerekir anlamındaki gereklilik tipiyle kullanıyor uzun bir şiirdir. Burada ona girmeyelim. Ama Neşet Ertaş'ın Dokunmadığı bir konu yok ki. Mesela <laughs> ya garip ya garip işte adamın ismi üzerinde garip. Hocam hocam isterseniz bir, bir söyle dinleyelim. Yolculuktan çok bahsettik. Bir anadan, anadan dünya gelen bir yolcu. Varacağız. Biz de evet. hazırladık aslında. Evet. Çok güzel denk geldi. Evet. De. evet. Buyurun onu dinleyelim. O zaman e, bütün sözleriyle mi söyleyelim yoksa... E, bütün sözleriyle söyleyelim. Bütün evet. sözleriyle söyleyelim evet. o zaman e, yaklaşık beş kıta. E, efendim söyleyelim. Bütün sözleri bütün böyle. Bütün sözleriyle söyleyip sonra araya gireceğiz. Tamam Tabii efendim. o zaman öyle. Ve yani. aradan sonra tekrar buluşayım. Eyvallah. Tamam. Ne gönlüne sağlık. Eyvallah. Tebrik ediyorum. Çok güzel. Bravo. bravo. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim hocam. Hocam, Neşet Ertaş'ın e, Türklerine baktığınızda en çok kullandığı kavramların ön bir tanesi garip kavramı. Zaten mahlası da aynı. Mahlasıdır. Zamandadır. Bu mahlası niçin kullanıyor? Gurbette oluşundan dolayı. Çünkü garip ve gurbet kavramları aynı kökten geliyor. Hı hı. Gurbet yaşamasından dolayı mı? Yoksa o yoksulluk ve yoksulluktan dolayı mı? Ee, nedir e, bunun sebebi? Şimdi abdalların e, değişik yörelerde değişik e, adlarla alınırlar. Doğru. E, bazı bölgelerde Abdallara garipler derler. Evet. Ee, o garip sıfatını e, kullanması sebebi odur. Yani Abdallara bir, garipler denilmesi sebebi. Bir de hep gariban oldukları için, yani. e, o garipli e, ruhunda hissettikleri e, hissettiği için Neşet Hocam, e, garip mahlasını kullanmıştır ve yakışmıştır da. Evet, kesinlikle. Arapçada garip kavramı bizim Türkçedeki garip kavramından biraz farklı. Hı hı. Zaten Arapçadan geçmiş evet, orada. Hatta Hz. Peygamber'in ne mutlu garipleri diye bir e, hadisi de var. Garip kavramı yalnız başına da kalsa, tek başına da kalsa İbrahim gibi duran insan. Davasından vazgeçmeyen, sözünden vazgeçmeyen, mertliğinden vazgeçmeyen, her zaman için mert olan, sözünde duran kişiye garip deniyor. Yani tek başına bile kalsa, bütün insanlar sözünden dönse bile garip dönmez sözünden ve sözün her zaman için sözündedir bu manada da. Tabi bence gariplik kavramına indiğimde bu, bunu da görüyorsunuz. Evet garip halleri de var, hani o haller fakat aynı zamanda sözünde o yoksunluğa o yoksulluğa rağmen hala kendi o sözünde yürüyen asla davranışında bir tahayyür bir değişim olmayan kişi demek diyebiliriz yani. Ee, aynı anlamı abdal kavramında da buluyoruz. Doğru. Abdal'da da aynı. Abdal'da e, Türk geleneğinde, e, Türk e, evet. geleneği ve inancında e, hep doğruyu söyleyen, doğru. e, hep ya, garibin, <laughs> düşkünün yanında, yanında olan, olan, olan doğru. doğru yolu gösteren anlamlarıyla birbirleriyle örtüşüyor. Zaten da hayatı boyunca hep böyledi. Siz Aynen. çok örnekler verdiniz. Yani garip gurebada o haline rağmen Tabii. insanlara yardımcı olduğunu, yardım ettiğini değil mi? Hatta ona verilen mesela bazen telif haklarını gizli şekilde götürüp garip grubaya dağıttığını ifade etmiştiniz e, mesela e, konserlerden e, elde ettiği gelirleri evet. e, eline al, e, yani eline alıp da götürüp harcayan e, işte lüks bir yaşam için kullanan biri değildi evet. bunu yakından biliyoruz evet. e, elde ettiği gelirini bile e, garibe kurabaya bir e, çevresindeki ihtiyaç sahibi olan insanlara harcayan biri olduğuna birçok insan şahittir. Bıcığım, sizde Evlenecek de... gençlere, evet, doğru. hastası olanlara, evi olmayanlara, yiyeceği olmayanlara yardım etmiştir. Bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi Bozkır'da göçerlik, göçebelik nasıl bir şey? Ee, Neşet Ertaş'ın ailesi nereden göçtü Kırşehir'e? Bununla ilgili de bir kısa bir bahsetseniz. yani özellikle Bozkır'ın göçerliği, göçebeliği nasıl bir şey? Şimdi e, Neşet Hocam'ın e, ailesi e, Kırşehir'in Yağmurlu Köyü'nden, evet. Yağmurlu Köyü'nden Kırtıllar'a geliyorlar. E, Kırtıllar'a geldikten sonra babası Kırtıllar'a yerleşiyor. E, Keskin'den e, Hacı Taşa'nın e, kız kardeşiyle evleniyor, evet. e, Döne Hanım'la evleniyor. Evet. Fakat şey yok Kırtılarda kalıyor ama aslında düğün temel geçim kaynakları olduğu için düğün nerede orada bulunuyorlar. Onun haricinde de zaman zaman bir yerde geçinemeyeceğini anladığı zaman bir başka muhitte bölge bölgeye göçebelik oluyor. Nereye diyelim ki? Kırşehir'den Yozgat'a, Yozgat'tan Yerköy'e, Yerköy'den Kırıkkale'ye, Kırıkkale'den Keskin'e, e, İzmir'e e, göçebelik vardı evet. ama şu an yok. Şu an herkes yerleşik hayatta, kendi düzenini kurdu, kendi bölgesinde yaşıyor artık. Acaba bundan mı abdallar çıkmıyor artık? Çünkü göçelik bir yönde, <laughs> çünkü şairlere, e, abdallara, e, hatta dervişlere o deverandı. O e, yolculuktu bir ruh katan. Gördükleri, yaşadıkları, dağda gördükleri, tabiatta gördükleri şeydi onlara bu katan. Mesela şeyi söyleyeyim ben. Neşet Hocam e, rahatsız oldu. Çünkü küçüklüğünde babasıyla birlikte köy köy dolaşıyor değil mi? Tabii tabii. tabii. Köy köy dolaşıyor. Hatta küçük yaşta bile 4 yaşında yine eee <laughs> 5 mi 6 yaşındaki kim babasıyla gitti bir yerde bir aşkı oluyor o dönemde. Küçük aşkı gerçek deniyor buna. Mesela, Sonradan ölüyor kızın öldüğünü yıllar sonra. Nerede acaba? Dediler ki Melon ölmüş. Melonun evet. 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 Ee, ab e, Neşet Usta e, Abdalların son zamanlardaki rahat oluşundan, konforundan huzursuzdu. Evet. Ee, o rahatlığın, konforun onları e, üretmekten, eser üretmekten geri koyduğuna inanıyordu. Kesinlikle doğru. Mesela e, kendisi e, çocukluğundan itibaren babasıyla köy köy, düğün düğün, meclis meclis gezerken bir mıknatısın e, demir tozlarının toplaması gibi hayatı topladı. Evet. Arının farklı çiçeklerden bal toplayışı. Kesinlikle. Yani. Ben e, bir yazımda da e, söylemiştim. Eee Hayat şiirini okurken e, zalim felek e, işte heybeyi aldı omuza gezdik hikayesini anlatırken şey demiştim o meğerse o küçük yaşta dalına aldığı heybeye hayatta ne kadar şey devşirmiş de doldurmuş değil mi demiştim evet kesin neşet usta o dalında heybeyle dolaşırken Ekmek toplarken, mıknatısın, e, demir tozlarını topladığı gibi hayatı, insanları, e, olayları her şeyi irdeleyerek doldurmuş. Meğerse orada bir bilgelik heybesiymiş, evet. bilgeliği biriktirmiş. Kesinlikle. Sonuçta karşımıza bir Neşet Ertaş çıktı. Bir Anadolu bilgesi Neşet Ertaş çıktı. Kadim dönemin <laughs> psikologları bunlardı işte. Tabii ki. Değil mi hocam? Tabii. Neşet Ertaş, e, Turan hocam bize... Sadece türküler bırakıp gitmedi. Evet. Neşet Hocam bize türküler bıraktı, bozlaklar bıraktı, evet. destanlar bıraktı, hikayeler bıraktı. Türkülerinin her bir sözü, atasözü olan evet. türküler bıraktı. Kesinlikle. Bakıyorsun işte kendim ettim, kendim buldum. Hocamın az evvel dize dize söylediği sözler, e, bir ayrılık, bir yoksuzluk, bir ölüm... E, ya da bunun gibi bir sürü atasözleri... Siz hatırlattınız, bırak. Ee, teşekkür ederim. Milli Eğitim Bakanlığı da bu yıl Neşet Ertaş'ı e, e, okul kitaplarında, hocam ortak. Evet, kitaplarında... Evet, o güzelliği paylaşalım. Andı Bu da çok önemli bir şey e, bence. Evet, onu da gösterirseniz. Şimdi Hatta e, o sayfayı da. Ha. şu kitabımız Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 yılında e, ders kitabı olarak hazırladığı kitabımız. Klasik ahlak metinleri... Evet. Kitabında sayfa 89. Evet. Seks, sayfa 89'da klasik ahlak metinlerinde Neşet Ertaş var. Kesinlikle. Gazali'den tabi Farabi'den Ahlak-ı zadeye evet. kadar <laughs> birçok düşünür var. Emre, Mevlana, Gün Gazali, evet. Farabi, Ve Neşet Ertaş da var. Neşet Ertaş. Muhteşem yolcu türküsü de burada. Evet az önce okumdum. Bu vesileyle Milli Eğitim Bakanlığımıza ve Talim evet. Terbiye Kurulumuza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Neşet Ertaş hak etti, layık oldu, yerde evet. olduğu için. Eyvallah. Mehmet Hocam, yine Neşet Ertaş'ın üzerinde durduğu kavramlarından bir tanesi gönül kavramı. İşte açılışta da Gönül Dağı, e, türküsünü okumuştuk yine. E, bunca yıldır daldan dala konarsın, yuva yap bir dal, bir dalda kal gayri gönlüm diye. E, Allah sevenlerin gönlüne girmiş diyor, kolundan e, uzakta durmamak için diyor. Kalpten kalbe bir yol vardır, görülmez diyor. Gönül kavramı bize ait bir kavram. Dünyanın hiçbir dilinde yani batı dillerinde böyle bir kavram yok. Gönül nedir hakikaten? Sadece bu kavramı bile ağzımıza aldığımızda böyle gönül dediğimizde insanlar böyle pür dikkat bu kavrama yöneliyor. Yani özellikle bu kavramı bilen, hisseden bizler için. Ee, yani yürek değil, kalp değil, gönül ayrı bir şey. Nedir bu gönül? Şimdi... Eşat Ertaş buradan... bu, ama. bunun anlamı bir şey. Dükkanı kapatıp gidelim. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Şimdi gönül... E, ...gönülle ilgili o kadar çok söylenecek şey vardır ki... Evet. E, ...mesela Yunus Emre der ki... Yun, ...Yunus der ki... ...ey hoca gerekse var bin hacca... ...hepisinden iyice bir gönüle girmektir. Evet. Şimdi bin hacca da gidersin... ...ondan sonra... ...fakat ben ondan önce müsaadenizle... ...hocamın söylediklerine katkıda bulunmak amacıyla... ...birkaç şey söylemem lazım. Evet. Şimdi tasavvufta grubetle ilgili birkaç şey var. Mesela... Evet. iki ...iki kavram vardır. Bir gurbet der encümen, gurbet der vatan. Yani toplulukta garip olmak, gurbette olmak. Hı hı. Efendime söyleyeyim, bir de e, vatanda, kendi vatanında, kendi vatanında gurbette olmak. Tamam mı? Yani yürü, sürekli. Şimdi Güneşat Ertaş'ın az önce e, Yeşim Hanım'ın okumuş olduğu türküsünde bir aldan gel Ne diyor? Diyor ki, Hepimiz de gelir gider yolcuyuz gelir gideriz. Bu dünya senin vatanın mı yurdun mu? Şimdi sen kendi vatanda ama sen garipsin burada. Evet. Hani niçin ağlarsın ey bülbül? Burada garipsin ey bülbül diye başlayan bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü sözlerimiz var. Şimdi gurbetin abdala da gelince şimdi abdal kelimesinin kökü bedeldir. Başka bedel ödeyen, evet. başkasının yerini ölmeyi göze alan, başkasının günahına ağlayan. Başkasının acısını çeken, evet. Abdal bedelin çoğuludur. Hani halk arasında yanlış telaffuz edilen ve yanlış söylenen bir darbe mesel vardır, bir e, atasözü vardır. Aptala malum olur, değil efendim? Abdala mal malum evet. olur. Yani gönlünü derviş eyleyen, gönlünü hani dervişten bahsettin ya. Evet. Hocam. Hani Yunus diyor ki dervişlik baştadır, saçta değildir. Hararet nardadır, saçta değildir. Evet. Eğer bir müminin gönlünü kırsan, evet. hakka eylediğin secde değildir. Evet. Hakkı ararsan kendinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, hacda değildir. Dervişlik olaydı tac ile hırka, biz de alırydık otuza kırka. Evet. Dinleş Yunus'un şu sözlerini, ölüm gelir bir günü. Geç de değildir. Şimdi bu böyle bir kavram üzerinde. Gurbet, yani toplulukta gurbet olmak. Şimdi bunun bir sebebi daha var. Yani Abdalların garip diye anılmasının nedeni aslında onların yabancı görülmesidir. Yani hocam bunu e, söyleyecektir çok da çok da e, bir şimdiki şimdi ayrım ayrım yok ama eskiden bunlar şimdi bizim halkımızın şöyle bir özelliği var hanendeleri, sazendeleri, şairleri ve filozofları biz çok severiz ama ciddi almayız. Evet. Yani bu böyledir. Evet. Aa, o Abdallar da öyle. Onlar çünkü aa, kimdir bunlar? Bunlar hazine barındıran viranelerdir. Hı hı. Çünkü viranelerden çıkar hazine. Şimdi şeyin derviş, derviş dediğin adam nasıl bir adamdır? Şimdi mesela şey diyoruz ya, birisi vefat ettiği zaman diyoruz ki başın sağ olsun. Evet. Aslında oradaki baş nedir biliyor musun? Yara demek baş. Evet. Baş çıban demek. Çıban başı kelimesinde olduğu gibi. Mesela bir Kerkük türküsünde diyor ki, Yetim bağrı baş olur, yarası vardır. Gözü dolu yaş olur, kırma gö yetim gönlünü kıran hurdakaş olur. Evet. Şimdi gönle gelince. Gönül, bizim tü Türkçe'de Türkçe'de gönülle, e, şimdi mesela hocam Almanca biliyor. Almanca'da e, gönül kelimesinin karşılığı herzdir, değil mi? Hı hı. Kalp kelimesinin karşılığı herzdir, yürek kelimesinin yürek. karşılığı da herzdir. Efarçada dil kelimesi… İngilizce'de hard. He, ha, İngilizce'de hard. Şimdi İngilizce'deki hard kelimesi gönlün de, gönlün de kalbin de, yüreğin de karşılığı da ama birbirini karşılamaz. Doğru. Gönül kelimesinin karşılığı olarak Arapça'da bir fuad vardır, bilirsiniz. Evet. Bizde de gönül vardır. Şimdi şunu şöyle bir anlayalım, nasıldır bunun farkı. Mesela gönüllü adam istekli adamdır. Yürekli adam cesur adamdır kalpli adam pek kullanılmaz ama merhametli adamdır. Kalbi olan adam. Vicdanlı adamdır. Mesela yüreksiz adam korkaktır. Kalpsiz adam merhametsizdir. Değil mi? Gönülsüz adam isteksizdir. Şimdi gönül gönül şuradaki kan pompasının adı değildir. Gönül bizim manevi hissiyatlarımızın ve hasselerimizin toplamının adıdır. Mevlana diyor ki akılla gönül karşılaştırmasını yaparken, Mevlana diyor ki akıl hacca gitmek için arar deve ararken gönül çoktan safa merve tepesine varmıştır zaten diyor. Çünkü gönül e, şey beklemez, karşılık beklemez. Gönül gönül sınır tanımaz. Evet. Gönlün, gönül için imkansız yoktur. Bak az önce Neşet Hoca da ne demişti? Allah kuluna yakın olmak için ondan uzak olmasın gönüller. Bu bir hadis, bir hadisin şey bir çeşit Türkçe serbest tercümesidir. Ben Aynen. yer gökyüzüne gökyüzüne sığmam. Mümin kalp, mümin kulumun kalbine sığarım, yüreğine sığarım, denen gönlüne sığarım. Denilen ilahi fermandır. Bu efendim hadis doğru mudur, değil midir? Onu ilahiyatçılar tartışsın. Bu bizim işimiz değil, bizim şey Aynen. bu. Fakat gönülle ilgili mesela e, dil yani gönül Mevlana diyor ki bir şiirinde dil dünyadı Hudayi Ekberes Kabe dünyadı İbn Azeres diyor ki gönül Allah'ın kurduğu yapıdır. Kabe İbrahim'in yazarın oğlu İbrahim'in yapısıdır. Evet. Ha mesela gönül Allah insan insan insanın gönlü Allah'ın tahtıdır ya. Mesela eski Türkçede Moğolcadan geçmiş bir Türk kelime var. Tanrı anlamında kullanılır kelime. Çalap. Evet. Yunus der ki gönül çalabın taktı. Gönül gönüle aktı. İki cihan bedbahtı. Kim gönül yıkar ise. Evet. Gönül. Bu, bu kadar önemli bir şey. Fakat başına ne gelirse de gönülden gelir. Evet. Mesela ben senin derdini çekemem gönül. Ben senin kahrını bilemem gönül diyor Emrah. Evet. Ha, mesela bu gelenek böyle devam eder, birbirinden kopmaz. Akıl ile gönül arasında, mesela Kanuni Sultan Süleyman der ki, akıl ile gönül kan yağıdır. Yani akıl ile gönül arasında bir kan davası vardır. Çünkü akıl hesap yapar. Hacca gitmek için deve arar. Hacca gitmek için yani buradaki amaç, şurada söylenen hac değil yani, ermek için. Fakat e, gönlün öyle bir hesabı yoktur. Gönül hesapsızdır. Gönül hesap gözetmez, sonrasını düşünmez. Onun tek dileği vardır. Samimi olmak ve kaypak olmamak. Evet. Ha, şimdi mesela hocam şöyle miyim? Bu çağda biz gönüllü kaybettik. Gönül kalmadı ki. Evet. Herkes gönülsüz. Şimdi mesela çok güzel bir şey söylüyor Necip Fazıl merhum. Akıl akıl olsaydı ismi gönül olurdu. Gönüller gönlü bulsa bozkırlar gül olurdu. Yani, hakikaten bu gönül dediğimiz şey, gönül dediğimiz şey üzerine konferanslar yapılması ve hakikaten mesela şöyle mesela bir sempozyum <laughs> neden yapılmaz? Gönül sempozyumu. Çok güzel. Tamam Şimdi gönül sempozyumu. Nasıl gönül sempozyumu yap yapılır? Ee, şimdi mesela Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez, gönülden gönüle gider, değil mi? Evet. Yaroy diye şey diyor. Şimdi bakın, bunu yüzyıllar önce Mevlana da söylemiş. Demiş ki, gönüller gönüllerden gönüle bir yol vardır görülmez. Aynı ifade bu. Evet. Birebir. İşte dedi ki etkileşim. Ha, etkileşim evet. değil, gelenek bu. Gelenek bu. Ve Oradan geliyor, evet. oradan böyle süzülüp geliyor ve var ediyor bunu. Şimdi bu Mesela akıl dava güder. Kan peşindedir. Pragmatisttir. Mesela Yunus o yüzden ne diyor? Ben gelmedim dava için. Onun bunun davasını güdeyim, işte birini öldüreyim, birini padişah yapayım, birini tahttan indireyim, bir darbe yapayım. Bir mesela efendim söyleyeyim, birçok sahte şeyhin olduğu gibi birçok sahte şeyhin rüyası şah olmaktır. Sahte, her sahte şeyhin rüyası şah olmaktır. Ha, mesela Yunus diyor ki ben gelmedim davaya için. Benim gönlüm sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Muhteşem. Ha, şimdi burada yine yine mesela ilim ilim bilmektir. ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. yani nice okumaktır. Okumaktan mani ne? Kişi hakkın bilmektir. Kişi hakkın bilmezsen habir kuru emektir. Okudum yazdım deme, çok taat kıldım deme. hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Ha, bir gönüle girdiğin zaman gönül Allah'ın tahtıdır her insanın içinde. Ha bak bir bir örnek verin bitim herhalde uzattım bana öyle öyle bakıyorsun. Yok hocam. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yunus söyle. Bakın Yunus öyle diyor. Diyor ki: "Şu vücudun şehrine birden bir dem giresim gelir." Neresidir? Kalbin içine içindeki sultanın yüzün göresim gelir. Nedir? Çünkü Hak da oradadır. Evet. İşitirem sözünü, göremezem özünü, özün yüzün görmekliğe canım veresim gelir. Allah. Bu güzel sözler üzerine İşim Hanım şimdi sizden. Şimdi biz ne yapacağız? Bur ee, hep bahsettik bir aylık, bir yoksulluk, bir ölüm dedik. Ama bir yoksuzluk diyeceğiz. Yani yoksuzluğun manası neydi hocam? Az önce bahsettiniz. Şimdi yok yok olunca var olur. Yok yok olunca var olur. Var olur Ama demek ki... Yokun da yok olunca... Yok yok olunca biz ebedi yaşayacağız. İnsan ölmez. Evet. İnsan ölmez. Ölen tendir, bedendir. Evet. Gönül ölmez. Türkiye'den sonra size vereyim. Evet. O de, onu. O zaman bakılmaz mı? Göküne gelir sağ olan başa. Hasret etti bizi kavim kardeşe. Bir ayrılık, bir yoksuzluk, yok, yok, yok. bir ölüm diyelim hocam. Yoksuzluğu en güzel ifade eden yokunda hiç var olmadığını düşündüğümüz şu anlarda. Değil mi hocam? Eyvallah. Evet, eyvallah. Teşekkürler. Hocam toplumun hırçınlaştığı, yolda gidenin birbirine insanların tekme tokat attığı, bırak artık göz yaşına bakmayı, artık yolda kalanı bile insanların dönüp bakmadığı bir çağa girdik. yani. Böyle huzursuz, insanı huzursuz eden bir çağ. Huzursuzluk çağı da diyebiliriz belki bu çağa. Bir şey söyleyecekler evet. galiba Mehmet Hocam'a ek olarak. Ee, buyurun. Mehmet Hocam e, az evvel söylediklerine ek olarak şunu söyleyeyim hı hı. istedim. Şimdi e, Neşet Ertaş Türkiye'nin ortak paydası demiştim ya. Evet. Aynı zamanda Neşet Ertaş Orta Anadolu'nun ortak paydası. Orta Anadolu'nun yetiştirdiği değerlerin ortak paydası. Doğru. Bozkır'da bizim e, ormanımız yoktur. Denizimiz yoktur sanayimiz yoktur. Ama bizde e, insanların e, zenginliği vardır. İnsanların güzelliğinin zenginliği vardır. Şimdi Anadolu erenleri, <laughs> Anadolu bilgeleri, Anadolu dervişleri, Anadolu filozofları dediğimizde sayacağımız isimler belli. Mevlana hangi bölgeden hocam? İç Anadolu'da. <laughs> Anadolu'da. Yani mükemmel evet. Mevlana İç, evet. Hoca, İç Anadolu. Nasrettin Hoca, İç Anadolu'dan. Ee, Caca Bey, Aşık Paşa, Ahi Evran, evet. İç Anadolu'dan. Hacı Bektaş Veli, İç Anadolu. İç Anadolu. Ee, Hacı Bayram Veli, İç Anadolu. İç Anadolu. Yunus Emre, İç Anadolu. Hasan Dede, İç Anadolu. İç Anadolu. Bakın, hep çağının aydınları bunlar. Evet. Sonra geliyoruz. Ee, Aşık Veysel, İç Anadolu. Pir Sultan Abdal, İç Anadolu. Ee, Hacı Taşan, İç Anadolu. Muharrem Ertaş, Anadolu. Evet. İç Anadolu. Ay, e, bakıyoruz. Bu, bu, bu. Şimdi Neşet Ertaş kim? İşte Neşet Ertaş bunların hepsinin aynası. Evet. Hepsini bünyesinde taşıyan, hepsinin ortak değerlerini, güzelliklerini evet. bünyesine almış, sazıyla, sözüyle Bunları, yani Anadolu insanını dillendirmiş bir insandır. Evet, çok güzel. Bir sorum olacak size. Buyurun. Şimdi en güzel aş türküleri hangileri derseniz Zahide, Acem Kızı, Mühür Gözlüm, Halime gibi türküler belleğimize yerleşmiş bir türküler bunlar. Herkesin bildiği, söyledi. Bunların hatta eee Neşet Ertaş'a ait olduğu bilinmiyor bazıları mesela Acem Kızı. Nasıl bir yürek yangını bu? Ee, Neşet Ertaş'taki. Ee, aşk acısını bu kadar küçük yaşlarda çünkü yaşıyor. İşte az önce söylediğimiz. Biraz yetişkin yaşlarda iki kez yaşıyor <laughs> Neset Usta bunu. Nedir bu kadar aşk acısı ona yaşatan şey? Ee, siz çünkü onu yakından tanıyan birisiniz. Şimdi şartlar siz belirleyemezsiniz. Evet. <laughs> Özellikle evet. Neşet Usta'nın yaşadığı dönemlerde. Evet ve aynı yaş e, de, akran, babamlar falan. O zamanlar yani şartlar siz belirleyemezsiniz. Evet. hiç Anadolu'da. Elbette. Ya hatta Anadolu'da. Şartları size ne sunuluyorsa, kim ne sunuluyorsa, sunuyorsa onlar belirler. Doğru. Mesela sevdiğiniz, e, gönlünüzün aktığı bir e, gençsiniz. Bir kız ya da erkek vardır. Ama evet. Ananız, babanız size başkasını münasip görüyorsa sizin baktığınız odur. Evet. Ee, bir de e, insanlar neyi ister? Hep insanların gözü yukarıya bakar. Evet. Hep konfora bakar. Hep daha iyisine bakar. Hiç kimse eğilip de aşağı bakmaz. Evet. Aşağı baksa aslında. Ayaklarının altında ne kadar insan olduğunu, kimlerin omuzuna bastığını, kimlerin sırtında olduğunu, kimlerin başını ezdiğini görür. Evet. Ama insanoğlu öyle değildir. İnsanoğlu hep yukarı bakar. E, yukarı bakarsın ama yukarı baktığında sana yukarıdan bakınca evet. ne olur? Bir uyumsuzluk olur. Evet. Bu da özellikle e, gönül hadisesinde karşılıksızlık olarak karşımıza çıkar. E, karşılıksızlık ne yapar? E, hassas yürekli insanda e, kırılmayı, saza, söze dökmeyi ortaya koyar. Yani. Neşet Usta'nın yaşadığı da budur. Evet. E, gariban yoksulluğu yaşıyor, <laughs> e, ekmek davası için e, köy köy evet, ev ev geziyor. Ee, gittiği yerde kendi ifadesi de vardır her gittiği yerde gözün gördüğü güzeller oluyor gönlün aktığı güzeller oluyor Bu evet. güzeller içinde e, akıp sel gibi coştu oluyor kapısını çaldığı oluyor kapanan kapı oluyor e, zaten de rahmetli o yüreği taşıyan biriydi evet. bir de e, Neşet Usta'nın böyle yetişmesinde müthiş bir e, şey var ana yokluğu var Tabii. Hı -hı. Ana, Tabii. Anasına çok düşük. Tabii. Mesela birçok türküsünü bakın hep şey vardır. değişmeye kavramlar vardır. Ana muhakkak vardır. Yar Tabii. muhakkak vardır. Evet. Çünkü, ana haktır diyor ha, işte. Bunu ana ötesi haktır diyor. Yani ana haktır. Bu, bu bitti. Sözün evet. bittiği yer. Şimdi ana yok. Anasız büyümüş. Evet. Yar gönlünün aklına evet. ulaşamamış. Ee, varlık Zaten yok. E, durum böyle olunca hep yokların insanı, yokların insanı ne yazar? Yok olanını yazar, ana'yı yazar, yarı yazar, e, gönüllü yazar. Bir ikim evet. bu. Yani kimde ne yoksa onu yazar. Kimde ne yoksa onu Ey, yazar. Oraya. Hiç e, insanların mutluluktan beslendiğini gördük mü? Hangi şair mutluluktan? Mut, Mutlu evet. aşkı yoktur diyorlar. Mutlu diyor aşk evet, yoktur. <gülüyor> <gülüyor> doğru, yani. İnsan acıdan beslenir. Evet. Neşet Hoca da beslenmesi için. Evet. Kanin ve Hocam, bizim türkülerde Leyla Mecnun Leyla çok kullanılır. Neşet Ertaş'ta da Leyla çok kullanılan bir isim ve sevda kavramı. Mesela Sevda gitmiyor Serda Leyla. Düşürdün beni derde söyle. Evden gidiyor Serda. Al yanına perde. Leyla Leyla. Hey. Leyla. Sizin de yakından tanıdığınız Muhammed diye bir arkadaşımız. Neşet Ertaş'ın bu türküsünü dinlediği. Diyor ki gidiyordum kızım da olmuştu. Neşe arabada Neşe Tertaş'ı dinliyordum diyor. Bu Leyla türküsünü dinleyince hikayesini de dinleyince gidip kızıma Leyla adını verdim diyor. <laughs> ee, e, Muhammed Çimen siz de yakından tanıyorsunuz. Nedir e, e, ondaki bu sevda? Bu arada ee, ve evet benim kızımın adı da Ecem Leyla. Ay yani maşallah. <laughs> evet, yine onun türküsü. Şimdi önce hocamın sorusuna şey diyeyim. Şimdi Buyurun. daha doğrusu açıklamalarını Şimdi bu bu bilgeler, filozoflar hep İç Anadolu'dan çıkmış. Neden derseniz biraz da espri katalım. Evet. Felsefe karın doyurmaz. O yüzden. Bu birincisi. <laughs> i̇kincisi de ikincisi de evet. zenginle, zenginlerin, zenginlerin yatağı olur, fakirlerin edebiyatı olur. Evet. Ee, bir de tabii şu başka bir şey daha var. Şimdi e... Hocam bu bir ruh hali. Ruh hali. Bak bugün biz bu ruh halini kaybettiğimiz için Anadolu'da Herkes aşırı politize olmuş durumda. Bir ee, dinleyen yok, bakın, konuşan yok, türkü bilen yok. Ya eskiden Bakın, bakın köy, komünist köy parti. Hı. Her komünist, alana. Komünist Parti manifestosunda Marx'ın bir sözü var. Evet. Çağımızı çok güzel özetleyen bir söz. Diyor ki: Katı olan her şey buharlaşıp havaya karışıyor. Doğru. Manevi olan her şey yok oluyor, her şey dünya birleşiyor ve insan oğlu insan ilişkileriyle kurduğu ilişkileriyle yüzleşmek zorunda kalıyor ve kendisine yabancılaşıyor. İşte baumanın akışkan şey akışkan bu. Akışkan mutsuzluk. Evet. Akışkan aşk, akışkan kötülük. Evet. Akışkan kötülük bu. Evet. evet. Şimdi e, bu sevda kavramı, sevda sevda biliyorsunuz şeydir, nasıl nasıl bir şeydir? Sevda zaten kara demek biliyorsunuz. Arap kara şey, şu. Evet. Şimdi tasavvufa göre her insanın kalbinde aşk çekirdeği diye bir şey vardır. Hı. Aşk tohumu diye bir şey vardır. Ona süveyda denir. Hı. Karacık. Ve bir gün e, o sevda süveyda büyüye 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 süveyda büye büyüye, büyüye sevdaya dönüşür. Kara sevda dediği şeyimiz şey de budur. Nasıl? Şimdi kalp bir aynadır. Evet. E, evreni gösteren bir aynadır. Ama aynanın ayna olabilmesi için ne olması lazım? Sevdaya tutulması lazım. Ayna camın sevdaya tutulmuş haline denir. Yani Evet. kara şeyin arkasında camın çeperinde evet. camın çeperinde kara bölge dedi o böyle, camın biliyorsunuz ayna evet. öyle yaparlar. Kesinlikle. Sır kısmı sır kısmı sevda tutulunca ayna olur ve ayna kendisinden başka her şeyi gösterir. Doğru. Şimdi buraya gel gelince de öte taraftan da şöyle bir kavram var. Şimdi söylenen şey bir An Anadolu'da şöyle bir şey anlatılır Turan. Hı hı. E, ee, der ki adamın birisi işte anlatıyor Doğu Anadolu'dan bir şehir. Ben ismini söylemeyeceğim o şehrin. Demiş ki abi ben o kız için adam vurdum hapse düştüm. Evet. Küçelerinden geçenleri bıçakladım karakola düştüm. Ondan sonra beni vurdular hastaneye düştüm. E diyor, kızım bundan haberi var mı diyor biz biz Anadolu çocuğuuz çaktırır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi söylememek. Evet. Söyle mesela şey de söyler. Yara gizli Geri. sözlerim var diyemiyorum ele karşı diyor Karaca olan. Evet. Tamam mı? Bir de mesela Neşet Ertaş da diyor ki Ela gözlerini sevdiğim Dilber. Evet. Sana bir sözüm var diyemiyorum. Evet. Bilmem deli miyim? Mecnun evet. gezerim. Mi? Sırrımı ellere veremiyorum. Şimdi söyleyemiyor. İnsan ilişkileri açısından böyle bir zor durum var. Efendim söyleyeyim töreler var. Ee, ahlak anlayışı değişiyor. Sevda sevda olmasaydı gönüle dolmasaydı dünya neye yarardı güzeller olmasaydı şimdi böyle bir adam bu adam sevda sevdasız yaşayamıyor ve mesela ee, şey diyor mesela o, o onun içerisinde de fani olduğunun farkındadır ve o yüzden de diyor ki insan olan insan sever insanı bizden evvel gelip gidenler hani evet. aşkına düşürüp mecnun misali yeniden mecnuna dönderme beni diyor şimdi bu böyle. Öte taraftan mesela hani herkesin bir Leyla'sı vardır ya da bir Zahide'si vardır. Herkesin bir platonik aşkı vardır. Herkesin söyleyip de söyleyemeyeceği, açılamadığı bir, birileri vardır. Yar adını demek olmaz düşer dillere dillere. Evet. E, söyleyemiyor, adını söyleyemiyor. Evet. Bakın bizim bizim Anadolu türkülerinde mesela Kürtlerin ağıt geleneğinde ee, kocasının ölmüş mesela Selahattin ölmüş demiyor. Diyor ki Leyla'nın babası ölmüş. Adını söylemiyoruz. Evet. Ya bu, bu gelenekten geliyoruz ve bu sevda. Ha, herkesin mesela Leyla, Leyla bir bir e, Leyla bir işte Mecnun'un sevgilisi olan değil ki herkesin bir Leylası var. Mecnun'un mesela şeyin meşhur şeyi var ya şarkısı Ali Zettin'in meşhur şarkısı var ya. Evet. Diyor ki Le, Mecnun'um Leyla'mı gördüm bir kerece baktı geçti. Ne sordu ne de söyledi. Kaşlarını yıktı geçti diyor. Hani şimdi herkesin böyle bir Leyla'sı var ama Neşet Ertaş'ın Leyla'sı biliyorsunuz. ikinci işi ha, hanımefendi değil mi? <laughs> ee, bir e, ses sanatçısı yani bir şeyde, bir eğlence mekanında çalışan bir şey. Fakat Neşet Ertaş Neşet Ertaş insanın zahirine sadece bakmaz batınına da bakar. Yani viranede hazine olduğunu bilir. Son cümle ve Neşet e de şunu söyler. Feministlere kadın hakları savunucularına da çok güzel bir katkı bir eleştiri değil katkı. Ne diyor? Erkek insandır. Kadın insandır. Erkek insanoğlu. Kadın insandır. Analar insandır. Er, er, analar insandır. İnsan biz de insanoğluyuz. Evet. Ve bu kadar değerlidir. Yani biz şey için Neşet Ertaç için hanım, kadın, ana, yar işte az önce söylemiş olduğumuz gibi. Evet. Hocam, isterseniz yine bir türkü alalım. Son bir türkü. Bu sefer mi? Neşet Ertaş'ın bu kadar çok aşklardan bahsettik, sevdalardan evet. bahsettik. Bugün bana bir hal oldu, yardan kara haber geldi. Bu haber bağrımı derdi, dediler Derkin ki, Melon, Melon ölmüş. öldü. Evet. Evet. İşte gizli diye böyle anlatmışız. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Teşekkürler. Muhteşem. Sağ ol. Bir şey mi söyleyecektiniz? Ee, evet. işte. Şimdi ne, Söyleyeceksiniz bir, iki, çok. <laughs> kaç dakikamız var arkadaşlar? Onu sorabilir miyim? 3 dakikamız var ama e, hızlı bir şekilde şeyi tamam. sormak istiyorum. Şimdi e, Aşıklar Ölmez o da şöyle diyor öldü demeyin, yoruldu gitti deyin diyor kendisi ardından. E, bir de filmiyle ilgili bir şey sormak istiyordum. Şimdi onunla ilgili film çekildi. Herkesin, siz de yakından takip ettiğinizi biliyorum evet. o film sürecini. Neden çekilmesin ee, kendisinin galiba böyle bir vasiyeti var film çekilmesin diye nedir bu süreç ne, e, ne halde o filmle ilgili kısa bir hızlı bir şekilde bahsederseniz Abi, çünkü e, eğer <laughs> müzisyen bir müzisyene evet. e, bir sanatçı e, film çekilecekse bunun en yakışacağı isim şüphesiz ki Neşet Ertaştır. Doğru filmlerin en güzel yakışır benim ustama. Evet ama Ailesinin rızasının olmadığı, ailesinin içinde olmadığı e, hiçbir projenin bir anlamı olmaz. Eyvallah. Niye? Çünkü Neşet Ertaş gönül insana. Rızasız bahçenin gülü derilmez diyorsa Neşet Ertaş'la ilgili kendi yoksa vas e, varislerinin temsilcilerine ...türkülerle, bozdaklarıyla var olsun. Onun, onunla e, şey. Kesinlikle. Eyvallah. Takdir öyleyse saygı lazım. Çok teşekkür ediyorum. Ee, şu sözü ekleyeyim. Neşet Ertaş'ın tüm türkülerine her birinin ayrı bir özelliği, ayrı bir güzelliği var. Ama söz ustası ya, hepimiz hayatımızda pişmanlıklarımız falan ifade ederiz. Ama hiçbir pişmanlığı ifade eden söz Gahildim, dünyanın rengine kandımdan daha güzel kesinlikle, ifade edemezdim. Kesinlikle. Ee, Öner Bey, bizim her programdan sonra kitap tanıtımımız var. Tabii Neşet Ertaş ile ilgili birçok kitap telif edilmiş. Fakat bence o kitaplar içinde en iyi kitap sizin kitabınız. Teşekkür O kitabı tekrar gösterirseniz ekrana. Ee, bu kitabı herkese öneriyoruz. Neşet Ertaş'ı tanımak için Öner Özcan'ın yazmış olduğu. Tekrar biraz daha yüksek tutarsanız kameraya yansın o. Evet Neşet Ertaş'ın ilk kitabımız önerimiz bu. Öner Özcan'ın Neşet Ertaş'ın hayatı ve bütün türküleri diye. Bu kitabı mutlaka alın okuyun. O zaman Tabii ben buna... de şöyle bir müjde vereyim. Buyurun. Bu kitabın genişletilmiş yeni baskısı yapılacak. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş adıyla çıkacak. Harika. Ee, o zaman bekliyoruz. Çıkacak. İnşallah o zaman. Evet. Ben de en önemli kitap bu. Diyeyim. Tabii ardından birçok kitap önerimiz olacak ama Bence en iyisi oydu. İkincisi, e, Muhit yayınlarından çıkan Dursun Çiçek e, Üstad'ın Türk'ünün Ötesi Neşet Ertaş diye bu kitap. Bu kitabı da bulursanız mutlaka okuyun. Güzel kitaplardan e, bir kitap. Yine Gönül Gönüldağ, e, Savaş Barkçın Hoca'nın hazırladığı e, Neşet Ertaş'ın Gönül Dünyası diye e, belli kavramlar üzerinden şiirlerini ele aldığı AVEA tarafından Dağıtılmıştı fakat KTB yayınları bunu yakın zamanda geçen hafta yeniden baskıya verdi şu anda. Ekrana bir kitap daha gelecek. Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı'nda bir garip. Haşim Akman'ın. E, bu kitapta da e, önemli iş bankasından çıkan, önemli kitaplardan bir tanesi. Yine Neşet Ertaşı anlatan. Yine ayrı bir kitap. Çocuklar için yazılmış. E, Ayşe Şeker Kılıç tarafından Bozkır'ın tezenesi diye e, resimli çocuklara da hitap eden Neşet Ertaş'ın aslında hayatını ve türkülerini anlatan çocuklar için bir kitap. Ve son kitabımız Son Abdal Profesör Doktor Selahattin Demirbaş'ın kitabı. Evet. Bu kitapları da okuyabilirsiniz. Selahattin Hocam'ın kitabı özellikle akademik çalışmalarla falan muhteşem bir kitap. Evet. Orada hakkını teslim etmek adına bu cümleyi kurmam lazım. Evet. Yeşim Hanım'a, Mehdi Bey'e Öner Bey size, Deli Hocam size. Teşekkür ediyoruz. Haftaya başka bir konuda tekrar buluşmak üzere, hayırlı geceler.